masal gibi başladı hayatım. Küçük prensesiydim babamın. Hekim kılığındaki prens sandığım erken getirdi sonunu bu keyifli masalı. Rapunzel'in kül kedisi misali değişmişti hayatım. Ama ben kül kedisiyken bile prenses kalmayı başardım. İftihar et babacığım. İki masal bir hayat yakışır mı kızına? Azat ettim kendimi yeni masallarıma. Shakespeare'in sonelerinde sevgi ararken kalleşlerle savaştım. Masum kaldım. İftihar et babacığım. Bazen Homeros'un İlyadası'ydım. Erkekler dünyasında bir başına kadındım. Erkek çoktu da bazen adam gibi bir ben kaldım. İftihar et babacığım. Kimi zaman Kurtlarla Dans filminde başrol kaptım. Kurtlarla dalaştım, kuzu kaldım. İftihar et babacığım. Zaman zaman Brecht'in cesur anasıydım. Basitlikler yüzünden heba oldu güzel planlarım. Yılmadım, hep sıfırdan başladım. İftihar et babacığım. Bazıları sıcak sever bilirim. Ama ben sıcağı hiç sevmedim. Har içinde bile hep serindim. İftihar et babacığım. Masal gibi başladı hayatım. Önce babasının prenses kızıydım. Sonra Avrupa kadınıydım. Şimdi dünya insanıyım. Öyle çok ki dünyadan ödül olarak aldıklarım. Ama ben en büyük ödülü hep senin aferinin saydım. İftihar et babacığım. Evet değerli izleyenler, mutfağın dili olsa yine özel bir programla karşınızda. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelle sevgili Sibel Tatar ve ben Dilek Orhan karşınızdayız. Her biri alanında uzman, konusunda deneyimli 3 kadın konuğumuz var ama bu kadın konuklar hepsinin ötesinde önce şahane birer insan, onun altını çizmek isterim. Gazi Mausa, eski milletvekili, DPUG Parti Meclisi Divan Başkanı, sevgili Afet Özcafer. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı, çene cerrahı, sevgili Filiz Besim. Yakın Doğu Bank Şube Müdürü ama onun ötesinde sosyal sorumluluk gönüllüsü, sevgili Tülay Umut'la karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Sibel benim şiirlerimi dinlemeyi sevdiği için sağ olsun. Yani bugün ben ısrar ettim şiirle çok ısrar etti diye Dilek. Bir şiirle başla diye. Bu şiir benim dünyadan 18 tane ödülü olan bir arkadaşımın hikayesi. Ona bir doğum günü hediyesi olarak yazdım. Ve kadını anlattık. Nasıl buldunuz? Muhteşem. Çok tek kelimeyle. Kendinizi buldunuz mu? Bir kadın hikayesi. Kesinlikle. Aynı zamanda evet. Değil mi? Evet. Yani Dilek bu arada arkadaşlarına şiir mi yazıyorsun? Şimdi bir tane rezerve ediyorum. Ben hanıma yazmamıştım. Bu arada şiir yazıyorum. Mecburen şiir yazdıracağım. 5 yıldır kalem oynatmadım. Tam zamanı geldi demek ki. Nadas'tayım bilirsiniz. Birikir bir gün akar. Evet doğru. Onu hissetmek lazım. Kesinlikle. Herhalde değil mi? Ne kadardır yazmıyorsun? 5 yıldır. Kalem oynatmadım. Bu kadar güzel şiir yazıp 5 sene... Hepsi eskiden. 5 yıldır Nadas. Fakat canım, bir şey zamanı geldi bence. Hanım, niye babanıza hitap ettiniz de annenize değil? Bu arkadaşımın hikayesiydi. Onun babası. O babasından onaylanmak adına bütün işleri yapan bir kız çocuğu. Yok mu var öyle? Tanıdığımız, değil mi yaşadığımız var, ortamda yok mu? Ve babanın onun gözüne hikayesi. Girmek isteyen kız çocukları. Tabii. Ama onun hikayesi. Yani. Kız çocuğu babaya daha düşük. Evet. Ondan da gelir tabii. Evet. Şimdi kız erkek, kız erkek de şimdi Kadınlar Günü özel çekiyoruz dedik. Değerli izleyenler, eminim kadınlarımız bugün 8 Mart'ta çiçek aldılar. Kadınlar Günü kutlandı. İşte firmalar kadın çalışanlarına olur, evet. Çiçekler verdiler. Evet. Vallahi biz kişisel olarak Sibel de benimle aynı fikirde olduğu için evet. Kadınlar Günü bence kadınların dertleri için kutlanıyor. Eksik yanları giderilsin diye kutlanıyor. Düğün bayram değil.
Hazır şiirle başladık. Müsaadenizle sevgili Filiz Besim'in ben bilirim ki bu konuda yazdığı hepimizin derdine derman bir yazısı var. O da okuyalım mı? Sonra da onun üstünden sohbet gelsin. Dünyada kadınların çok büyük sorunları var. Yani bu kutlanası bir gün değil. Her gün aslında kadının sorununun konuşulması gereken bir gün. Öyle bir duyguyla bunu ele almıştım. Sanırım geçen yıl yine bir kadınlar günündeydi diye düşünüyorum. Dinleyelim. Bir emekçi kadınlar gününü daha kutladık güllerle ve karanfillerle. Gece kulüplerinde satılan ve basında her gün teşhir edilen kadınların gölgesinde. Öldürülen, şiddet gören kadınların varlığını bilmenin ama susmanın dayanılmaz utancıyla. Bana göre 8 Mart bir kutlama günü değil, bir mücadele günü olmalı ve yılın diğer günlerine de yayılmalı. Günümüz dünyasında kadını yaralayan tüm gelenekler ve görenekler, yasalar, cinsel istismar, erkeği de dolaylı olarak yaralamıyor mu aslında? Kimdir mağdur kadın? Erkeğin eşi, kızı, annesi ya da halası ve teyzesi değil midir? Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde kadınlar yoksullaşıyor, yoksullar da kadınlaşıyor. Dünya yoksullarının %70'i kadın. Kadınların geliri dünya gelirinin sadece onda biri. Kadınlar dünyadaki tüm mal varlıklarının %1'ine sahip. Evet. Farklı gelişmiş ülkelerde özellikle sivil toplum örgütlerinde çalışanlar bence daha değerlidir. Hatta siyasetçilerden de daha değerlidirler. Evet. Sibel Hanım'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Sibel Hanım her zaman siyasetteyken bana destek olmuştur. Ayrı Zevkli. Kulvarlarda olduğumuz zamanlarda dahi çok objektif davranarak farklı kişiliğini gündeme getirmiştir. Onu buradan kendisine bir kez daha söylemek istiyorum. Rica ederim. Çünkü gerçekten siyasette kadınların en büyük destekçisi kadınlar olmalıdır. Ve Sibel Hanım bunu çok güzel, güzel bir yapıyor. Örnek. Evet, sağ olun. Buna çok güzel bir örnek. Çünkü insan olarak çok değerli bir kişiliği var. Her zaman söylediğim şudur. Bireyler olarak ne kadar değerli, ne kadar önemli olursanız olun, tek başınıza hiçbir şey başaramazsınız. Hiçbir şey. Etrafınızdaki kişilere sevgiyle bakmak, evet. Onları hoşgörüyle karşılamak, birlikte hareket edip birlikte çalışabilmeyi başarabilmektir önemli olan. Muhakkak desteğe ihtiyacınız vardır ama öncelikle kendi hem cinsinizden destek görmeye ihtiyaç hissedersiniz. Tabii. Bu çok önemli. Bazı özel konularda olsun, iş hayatında olsun paylaşacağınız şeyler vardır. Tabii ki kendi hemcinsinize daha yakın olursunuz bu konularda. Bir de bizim ülkemizde siyasette kadının çok az olduğunu düşünürseniz muhakkak ki etrafımızdaki kadınlardan en büyük desteği görmek istiyoruz. Ama maalesef bu yok. Bu mentalite, bu bilinç henüz aşılmış değildir. Genel olarak Kadınlar Günü'nü bugün kutlayalım ama ben de sizlerle aynı fikirdeyim. İnsan hakları odaklı konuşursak daha geniş kapsamlı olur diye düşünüyorum. Çünkü kadın insan zaten anne, kadın eş, kadın arkadaş, kadın çocuğunun annesi, kadın çalışan, kadın her şey. Kadının sorumlulukları çok daha fazla. Özellikle de eski günlerde kadınlar daha çok evde, dışarıda, bizim ülkemiz için konuşalım, fazla dışarıda sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda fazla paylaşımlarda olmayan kişiler olarak görülüyordu. Ama şu anda özellikle 1974 harp sonrası, 1983 Cumhuriyet kurulmasından sonra kadınımız daha çok birçok alanda yer almaya başladı. Dolayısıyla ülkemizde siyasetin getirmiş olduğu yanlışlıklar, sistemdeki bozukluklar hepimizi ilgilendirir. İnsan olarak hepimizi etkiler. Sadece kadın, gençler, çocukların sorunları değil de bunu genel olarak ortaya koyarsak daha başarılı olabiliriz diye ben hep düşünmüşümdür. Afedem, siz bir kadın siyasetçi olarak
genel bir tablo çizdiniz. Kadınlardan yeterince destek alabildiniz mi, yoksa siz de alamayan kitle arasında mısınız? Kadınlardan yeterince destek alamadığımız ortada zaten. Çünkü nüfusun yarısının aslında kadın olduğunu yani Afet Hanım için düşünürseniz değil. Yani bir bir daha iki eder. Onu gösteriyor matematiksel zaten. Mantıken baktığınız zaman tablo ortadadır zaten. Yani bunu benim söylememe hiç gerek yok, ifade etmeme de. Zaten rakamlar, bilgiler çok ortada. Doğru. Ama bu kadınımızın işte kadın olarak bize destek olmadığını veya olmak istemediğini göstermez. Bilinçlendirme açısından da bunlar yanlış. Bir de siyasetin erkek egemenliği altında olmasından dolayı da bu böyle oluyor. İşte kadın gruplarından bahsettik, kadın çalışmalarından bahsettik. Kadınlar olmazsa erkekler siyasette başarılı olamaz. Kadın aslında ön plandadır. Ama ne anlamda ön plandadır? Ama biraz i̇şte, kullanılıyor sanki Afet Hanım orada, aslında değil mi? Kadın aslında kendisini kullandırtmaz Sibel Hanım. öyle gözüküyor. Biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor. Bakıyorsunuz en yüksek mevkideki kişilerin arkasındaki kadınlar vardır. Onlar seçilmiş olmayabilir. Onlar siyasete çok yakın gözükmüş olmayabilir. Ama bugün bir Kanuni Sultan Süleyman örneği vardır önümüzde. Dünyayı yöneten bir Kanuni Sultan ama arkasında onu etkileyen psikolojik olarak veya duygusal olarak onu etkileyen ve yönlendiren bir kadın vardır. Tam da bu noktada artık... İyi bir örnek mi acaba? Ah, şimdi ona geleceğim. İyi bir örnek vermek ya da tanıtmak. O insanın kişiliğine bağlı artık. Kadın başarılıysa yanında destekçisi erkek var. Erkek başarılısı ise yanında destekçisi kadın. Hani bu arkada... Aynı şey kadın için de geçerli. Ekip, evet. Ben arkada demek istemiyorum aslında. Hayır, birlikte kadın erkek birlikte yürümelidir tabii. Aslında. Evet. Eşinizin size saygı duyması, sizin eşinize saygı duymanız. Bunun yavaş yavaş daha da düzeleceğine inanıyorum ben. Çünkü bu yaşa gelene kadar bizim bu ülkede yaşadıklarımız, tabii, çocukluğumuzun... Tabii. Bir savaş içerisinde geçmesi, ekonomik anlamda tamamıyla sıfırda seyreden bir ekonomiye sahip olmamız, daha doğrusu ekonomimizin olmaması, bugünlerde de tabii ki ekonomimizin hala tek bir düzene girmemesi ve Türkiye'ye bağımlı bir ekonomiyle bir şeyler yapmaya çalışmamız. Fakat bizim siyasette ne kadar başarılı olduğumuz tartışılmalıdır. Çünkü sürekli Türkiye'den destek alıp da böyle yaşayabileceğimizi düşünmek yanlış olur. Bakın bugünlerde müzakereler yoğunlaştı. İşte nedendir? Biz neden söz sahibi olamıyoruz? Çünkü paran kadar konuş derler ya. İşte biz de bu durumda sesimizi ne kadar yükseltebileceğiz, ne kadar müzakerelere müdahil olabileceğiz göreceğiz. Yani Kuzey Kıbrıs olarak diyorsun. Kuzey Kıbrıs olarak. Aslında şeyi de tam gündeme getirebilirsin şimdi. Kadın milletvekillerinin çağrısı. Kadın o, evet ama ondan önce şey, çünkü kadına değindik malum, milletvekili kadınlarımızdan bahsettik. Topu topu 3 çok az dedik ya. Bu sistem böyle sizin, devam ederse de daha da azalabilir Sibel'ciğim. Evet, sizin örneğinizde yani Afet Hanım'ın örneğiyle şunu söyleyebilirim ki Afet Hanım'ın siyasetteki varlığı tüm hemcinslerini tahmin ederim ve beni de özellikle gurur kaynağı oldu duruşuyla. Yani Afet Hanım genelde hep siyasette öyle tanındı, doğru sözüyle, evet. Yani düşündüğünü söyleyen. Hep öyle biliniyorsunuz aslında. Ve böyle bir kadının varlığı mecliste, ben de dahil eminim tüm kadınları gururlandırmıştır. Yani biz meclise kadın girsin istiyoruz, yükselsin istiyoruz yönetici olarak ama sırf kadın olduğu için değil zaten. Yani değil. Bunu hak ettiği için istiyoruz. Yani bunu hak eden kadınlar gelsin istiyoruz. Sırf kadındır diye mecliste otursun. Sadece otursun ve kadın görelim mecliste istemiyoruz. Için yani geçerli. Fikriyle, sözüyle varlık gösteren çok kadın var. Onlar girsin istiyoruz esasında. Yani bunu da değil mi? Ayırt etmek lazım. Evet, bunun altını kalın kalın yani, çizmek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Şey, gazetelerde görmüşsünüz, 3 kadın milletvekili müzakere sürecinde kadınlar da yer almalı diye bir açıklama vardı. Hani onu aslında
hani uluslararası ilişkiler uzmanı olur, dış ilişkiler uzmanı olur, müzakereci yani olur. Yani pek mana veremedim hani buna. Hani bir kadın milletvekili vardır. Neden daha çok kadın olsun diyoruz? İlle de aman yani kadın mağdurdur, yani para kazanamıyor, ödemiyor falan değil. Şu anda siyaset kurumu başarısızdır. Evet. Ve kadın bakış açısına ihtiyaç vardır. Yani. Siber de bunun çok evet. güzel bir örneği. Yani kadının dünyaya bir anne olarak, bir kadın olarak, kadınca farklı bir bakış açısı kesinlikle, vardı. Tabii ki. Eğer bir toplumun %50'si kadınsa ve bunun temsiliyeti mecliste sadece %8 ise o meclisin temsiliyeti bence tartışılır. Bugün savaşta en büyük acıyı çeken annelerdir, kadınlardır. Çocuklarını kaybediyor, eşlerini kaybediyor. Bir müzakere, bir çözüm sürecinde bir annenin veya bir kadının olmaması olamaz. Yani bu kadının temsiliyeti olmaması demektir. Onun için ben bunu kabullenemiyorum. Ama orada, affedersiniz sözünüze geçtim Filiz Hanım, ama ben kadınım, müzakereler için böyle düşünüyorum diye bir şey olamaz ki. Hayır, yani orada yani hepimiz insan olarak... Değil. Değil ama, mi barışı istiyoruz, böyle bir anlaşma istiyoruz diye düşünürüz. Farklı kadın, bakış açıları koyabilir kadın. O zaman görev daha düşüyor Dilek Hanım'a. Yumuşak, yumuşatabilir süreci. Örneğin bir kadın başbakanımız oldu ve çok kötü günlerde nasıl farklı bir enerji yakaladığımızı hep beraber gördük. Yaklaşım anlamında. Evet. Yani şu anda Kuzey Kıbrıs'ta bana göre en büyük sorun negatif bir enerji var ortalıkta. Ya herkes bir umutsuzluk içinde, bir şey çok yapamamanın, çok üretememenin doğru. bir şeyi. Halbuki aslında gelişmek değişimle gelecek. Eğer biz değiştirebilirsek bazıları, örneğin atıyorum, değiştirebilirsek sağlık yasalarını, diyeceğiz ki ya biz bunu yaptık, başardık. Çözümü başarabilirsek bir şeyi değiştirdik. Yani bir pozitif enerjiye ihtiyacımız var, umuda ihtiyacımız var, önümüzü görmeye ihtiyacımız Vizyona, var. Tabii. Ha kadın bunun neresindedir? Kadın bence bunun tam göbeğindedir. Tabii her yerde, her yerde evet. olması gereken her yerde aslında. Kesinlikle. Şimdi burada Sibel'in dile getirdiğiyle sizin dile getirdiğiniz aslında birbirini şöyle hem tamamlıyor, tezden antitez çıktı. Şimdi sadece kadın olduğu için birilerinin bir göreve gelmesi değil konu. Değil. Fakat onu zaten etkin ve yedirmeyiz. Yetkin tabii. kadın Hiçbirimiz. İsimlerin evet. bu oluşumlarda yer alması... Uzlaşı ortamının sağlanması, kesinlikle farklı ve geniş açı bakışıyla daha barışçıl bir ortamın evet. sağlanıp yol alınması tabii için tabii olsa anlamlı. Nasıl olurdu? Çok hani iyi bu çok, olurdu. Yani örneğin evet. biraz önce kadın kollarından bahsettim. Benim canım çok sıkıyor. %100 katılıyorum. Hayatta en nefret ettiğim olaydır. Ha. Kadın kolları ne yapar? Ev ev gezip kocasının veya başka erkeklerin kazanması için mi uğraşır? Erkekler evet. meyhane köşelerinde şey yaparken, seçim tartışmaları yaparken kadınlar da evet. evde... Afet Hanım benim hiç, bence daha herkes oyunu kendi isteyecek ya kardeşim. Değil. Yani değil mi hamama giren terler kim istiyorsa oy gidecek diyecek ben kardeşim o istiyor. Zaten değil mi? Ben niye başkası adına o isteyişini ben meydan okuyorum. Eğer, şimdi şöyle bir şey, halkımız artık medya, görsel medya çok önemli. Biraz önce onun için söyledim işte milletvekilleri kadınlarımız daha çok söz hakkına sahip olmak istiyor müzakerelerde dediniz. İşte o zaman sizlere medyaya çok görev düşüyor. Bu gibi söyleyişleri, toplantıları medyada halka duyurmak adına sizlere, siz medya gruplarına düşüyor. Demek ki müzakereler yaklaşırken bizim daha çok konuşmamız fakat bilinçli halde konuşmamız gerekiyor. Hukuki açıdan bizim daha çok ön plana çıkaracağımız şeyler vardır. Çünkü uluslararası bir müzakere bu. Herkes her şeyi söyleyemez. Bildiği şeyler, bildiği uzman olduğu konularda. Mesela Sibel Hanım bir hukukçudur. Hukukla ilgili çalışan arkadaşlarımız, kadınlarımız var, hukukçularımız var. Onlar bu konuda ne kadar bilgilidirler veya siyasi partiler onların bu meziyetlerinden ne kadar faydalanabilmişlerdir? Onlara görev verdiler mi? Bakınız bir insana görev verdiğiniz anda o insanın kişiliğini, o insanın niteliğini ortaya çıkarırsınız. O görevi verirsiniz, süre verirsiniz. Bir bakarsınız hiç ummadığınız kişiden öyle güzel performanslar alırsınız. Şaşırtıcıdır. Tabii kesinlikle. Şaşırtıcıdır. Bakın geçici de olsa, atama da olsa
Sibel Hanım bir kadın olarak ilk kez bir başbakan. Şahaneydi. Artı bir pozitif enerji getirmişti. Niye? Çünkü düzgün, dürüst bir insan. İnsanlarımız artık siyasetçiye güvenmiyor. Daha çok kadını mecliste görmek istiyor ama nitelikli, dürüst, mesleğine sahip, mesleğinde başarılı, geçmişinde başarılı, mesleğinde başarılı olan bir insan gelecekte de başarı getirecektir. Orada illa da kadın olması gerektiğini söylemiyoruz biz. 50 tane milletvekili vardır. Bu 50 milletvekilinin hepsinin de teker teker nitelikli ve verimli olması gerekiyor. Bugün Avrupa Birliği'nde milletvekili gönderme ihtiyacını hissediyorsak, öyle bir duruma, pozisyona geldik diyelim. Çok şükür. Kaç tane milletvekilini Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu'na gönderebiliriz soruyorum. Biliyor musunuz ki orada düz basit bir sekreterlik yapan bir kişi dahi en az 3 lisan bilmesi gerekmektedir. Bizim kaldı ki bir tek lisan, bir İngilizce, international bir lisandır. Onu dahi tamamıyla bilip de konuşabilen çok veya toplantılarda yabancılarla sohbet edebilecek milletvekillerimiz dahi yoktur. Şimdi tecrübe çok önemli tabii ki. Ama biz meclise göndereceğimiz insanları çok özen ve itinayla seçmeliyiz. Ben kendimde birçok eksiklik görüyorum. Milletvekilliği yaparken sürekli çalışıyordum. Sürekli bir şeyler öğrenmeye, yeni yeni şeyler bilgi dağarcığıma katmaya çalışıyordum. Çünkü kendimi yetersiz görüyorum. Öyle gençlerimiz var ki 3 lisan, 4, 5 lisan bilen gençlerimiz var. Ama onlarda tecrübe yok. O gençlerimizi biz tecrübe edinmek açısından yanımıza almalıyız. Siyasi partilere katmalıyız. Tabii. O çocukları, o gençlerimizi yetiştirmeliyiz ki geleceğe taşıyabilelim. Geleceğimizi o gençlere emanet edelim. Ama maalesef siyasi partilerde yaşanan şudur. Sadece kadınlar değil, gençlere de fırsat verilmiyor. Başarılı, donanımlı gençlerin önü açılmıyor. Bu tüm siyasi partilerde böyledir. Şimdi şu anda Demokrat Parti Ulusal Güçler'in işte parti meclisinde divan başkanı olmamı istediler. Kadınlar istedi bunu özellikle. Onlara çok teşekkür ettim. Bir şeylerin değişmesini istiyorlar. Afet Hanım diyorlar, biz kadınlar işte kadın kollarında çalışmak bir yana, artık daha verimli, daha farklı sistem bir çalışma içerisinde olmak istiyoruz. Gençler bunun için yanıp tutuşuyor. Ama siyasi partilerin içerisinde buna olanak tanınmalıdır. Ben kadınları suçlamıyorum. Çünkü bu ülkede gerçekten bizim kadınımız çok cefa çekmiştir. Yeni yeni kendini tanımaya başlıyor. Yeni yeni kişiliği oturmuş. Bir arayış içerisine girmiştir. Evet, değişim şart. Evet, her ikisinin de buluştuğu nokta o. Buradan değerli izleyenler, bir mesajı hepimiz adına gönderebilirim. Ne olur? İş Adamları Derneği artık iş insanları olsun. Sen iş adamlarına üye misin? Bir tanesine üyeyim ama adam değil. Adam mısın sen? İş Kadınları Derneği de var. Gibi, ama artık iş insanları olsun. Evet. Ne olur? Yani artık yani bütün, korken, bir yasa yani geçirip onu değiştirsinler. Yani insanı esas alarak koysunlar bunu. Onu demek istiyoruz. İş Adamları Derneği'ne üye olan adam olmayan bir kadın yani var. Yani içinde burada. Kadın olan evet. Şeye de karşıyız. Yani tamamen. Kadın olan derneğine. Yani ne demek yani? Yani kusura bakmasınlar ama üniversiteli kadınlar ne demek yani? Dünya değişiyor. Yani değişimi ayak uydurmamız. Evimizin üniversiteliği ama bundan övünecek bir durum da artık yok zaten yani açıkçası. Aslında amaç anlamında bunlar hani kadını gerçekten iyi yerlere getirmek, kadını aktif kılmak için yola çıkılmış derneklerdir. Ama hani gelin görün ki günün sonunda çok da öyle olmuyor. Ama erkekler gibi biz de abartmayalım. Anlatabiliyor muyum? Erkekler abartıyor. Evet. Ama biz de orada abartmış oluyoruz. Kadını. Mesela çok biraz önce Afet Hanım'a bahsettim. Beni çok etkileyen bir seyahat yaptım Küba'ya. Küba tabii şu anda artık dünya bir yana, Küba bir yana. O kadar farklı bir sistem ki. Küba'nın sistemi artık dünyada yok. Ama o kadar enfes şeyleri, hani böyle bizim ağzımızı açıp hep söylediğimiz bu devlet politikası olmalı. Bunu böyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız. O kadar güzel oturtmuşlar ki. Örneğin meclisin %48'i kadın. Bravo, şimdi gel de kıskanma. %
kadınlar arasında işsizlik olan oranı %1.3. 1.3? Evet. Ve kota uygulamamışlar. Hayır, hiçbir kota yok. Kota uygulamadan. Kadına şiddet diye bir olay yok. Birleşmiş Milletler Küba'dan kadına şiddeti nasıl önlediklerine dair şey rapor alıyor. Istiyor. Rapor istiyor. Aynen. Yardım bekliyor. Çocuk istismarı yok. Erkek istismarı varmış herhalde. Hayır, diyorlar ki bizde bizde şiddet var ama olur yani ters olduğu yerlerde. Hayır, onlar şöyle diyorlar. Bizde şiddet var ama bizde kadın erkek arasında %50-50 psikolojik şiddet var. Evet. Örneğin işte belki diyebilir adam, sen benden daha çok kazanıyorsun falan. Hmm. Ya böyle bir ama şey. Ama bütün derdimiz olsa. Yani o günleri görsek ama mesela olsa. Çok böyle acayip güzel çalışan bir kadın organizasyonunu ziyaret ettik ve bize anlattılar bunu nasıl yani başardıklarını. Örnek alınması gerekiyor. Evet, yani örnek bunu bunu biz nasıl başardık? Gideceğiz orada inceleyeceğiz. Mahallede bir fuhuşa meyil mi var bir kadında? Anında el konuyor, hemen kadını iş alanına çekmek için, rehabilite etmek için. Evet, yani veya biri işsiz mi? Bu sadece kadın anlamında değil ama özellikle kadın anlamında çok ciddi bir politika uygulamışlar ve bugün geldikleri nokta bu. Peki, yani bu bir ola gelen bir sistem mi, yoksa böyle bir devrimsel bir şey mi yaşayıp da bu noktaya şimdi geldiler? Tabii devrimden sonra, evet. Çünkü hani kadın diyoruz ya hep, kadın üretim, bu yıl Birleşmiş Milletler'in raporu da o zaten. Kadının üretime katılması kalkınmadır. Bunu Birleşmiş Milletler bu yıl kabul etti. Yani %50 toplumun %50'si eğer işsizse, üretime katılmıyorsa o toplum kalkınamaz. Yani hiç unutalım, böyle bir şey olamaz. Ha, ekonominin evet. gelişmesi için evet. kadının aktif olarak üretime evet. katılması gerekiyor. Ve bunu gördükleri, bunu anladıkları için kadını aktif olarak üretime kattılar. Yani akıllıca. Toplumun gelişimi için üretime kattılar. Yani Küba evet. de şahane bir örnek. Keşke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küçücük coğrafya olarak yayılım bu, nüfus bu, ne kadar güzel uygulanabilecek de bir zemin var şu anda bu Küba örneği için. Kesinlikle. Şahane. Ben Afet Hanım'a katılıyorum. Niçin? Kadınların tabii ki siyasette olması lazım ama partilerinde bunda çok önemli bir parti politikası gütmeleri lazım. Nasıl? Şimdi kadınlar, bildiğiniz gibi kadın örgütleri senelerden beri erkeklerin seçilmesi için milletvekili olarak sokak sokak gezdiler, kapı kapı gezdiler, broşürlerini dağıttılar, işte o tip şeyler, etkinliklerde bulundular. Ama evet, kadın çok güçlü aslında. Yani bunu biliyoruz. Ama nedir? Ve seçilen erkeklerin çoğunun da başarısı kadından geliyor. Çünkü kapı kapı geziyorlar. Ben de bunu çok çok iyi biliyorum. Partilerin kadınlara siyaseti öğretmesi lazım. Nasıl siyaset öğretmesi lazım? Siyaset okulları, politika okulları. Şimdi herkes çok bilgili olmayabilir. Erkekler çünkü, okuldan mı öğrendi siyaseti? Hayır, okuldan değil. Tülay. Bizim bir sürü üniversitemiz var. Hayır, tamam, bizim çok doğru ama o zaman bütün erkekler sınıfta kalacak. Kalsın. Çünkü bizim bir çoğu sürü... Yani herkes değil, bütün dedim yanlış oldu ama çoğu yani. Çünkü bizim bir sürü üniversitelerimiz var. Üniversitelerimizde bir sürü değerli siyaset bilimcilerimiz var. Çünkü baktığınızda evet etkin rolde bayanlar ama tamam siyasete atılsınlar, milletvekilliğiyle yarışsınlar ama bir bankacı olabilir, öğretmen olabilir, herhangi bir özel sektörde olabilir ama bilgi de sahibi olması lazım. Şimdi, yani geliştirme açısından, geliştirme kusura açısından bakma. Mesela ben seni çok iyi tanıyorum. İdeal bir siyasi bir milletvekili adayı bayan olarak olursun. Yaşa duruşunda. Bak, fitillendi burada. Hayır yani öyle. Partiler sevgili Tibel Tatar bir aday gösteriyor. Duruşuyla, çalışkanlığıyla, tecrübesiyle. Kesinlikle. Oğlum, senin bir şey öğrenmene gerek yok bence yani. Neyi öğreneceksin aslında siyaset okulunda? Bilmiyorum. Ben şöyle katılıyorum. Hani partilerin o örgütlerinde, yani o en basic, en temel yerlerde daha çok kadın olması gerekiyor. Olması lazım. Yani esas yönetimlerde kadın yoksa nasıl aday? Zaten soğuyor yani kadın siyasetten. Evet. O toplantılara katılmalı, işte öğrenmeli. Ama siyasete girmek şartıyla değil de zaten, değil mi Filiz Hanım? Yani benim orada partilerde eksiklik gördüğüm genelde, genel olarak
mesela şey yoktu. Yani parti ideolojisini veya dünya görüşünü veya işte bu müzakereler oluyor şimdi. Yani kadınları, erkekleri de ama özellikle kadınları da çağırıp biz böyle düşünüyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Görüş alışverişi bunları efendim. Düşünüyor mu ki kadına soracak? Şimdi bakın. Yani böyle olması lazım. Yani kendi kendine eğitme yani. Siyasi partilerin kendini yenilemesi gerekiyor. Siyasi partilerin kurumsallaşması gerekiyor. Siyasi partilerin yasasının düzenlenmesi, değişime yönelik olması gerekiyor. Bir niyet değişim, lazım. Bir niyet. Değişim yönetenlerde. Biliyorsunuz bir kurultaya girdik. Haksız bir rekabet vardı. Kurallar uygulanmadı. Bugün tabii ki kadını, yani genelde insan haklarını konuşalım dedik ama maalesef işte iş geliyor siyasete takılıyor. Çünkü ülkeyi yöneten siyasilerdir. Demek ki yönetimde bir eksiklik var. Bir değil birçok eksiklik var. Genel olarak bir eksiklik yönetim var. Yönetim mi Afet Hanım, sistem mi? Şimdi, hem yönetim hem sistem. Seçime gidiliyor değişim beklentisiyle. Türkü evet. Aynı türkü, sazın teli değişti. Yani onu söylüyorum Dilek Hanım. Hem siyaseti yapan yönetenler hem kurallar. İnsanlar, dünya yasalarla yönetilir, kurallarla yönetilir. Önce bunları düzenlemek gerekir, evet doğrudur. Fakat eğer siz bu yasaları uygulamıyorsanız, bu kadar görmezden gelip anayasaya, kurallara, yasalara aykırı hareketlerde bulunuyorsunuz ve bunun hesabını halka vermiyorsanız, o zaman halk size olan güvenini yitirir. Maalesef burada yaşananlar bunlardır. Bir sayıştaylık böyle, sayıştay var, ombudsman var, kendine özgü bir çalışması yok. Siyasetçilere bağlı olarak çalışıyorlar. Dünyada böyle bir şey ki yok artık. Ki ombudsmanlığın siyasete bağlı çalışması. Siyasileri, milletvekillerini, bakanları denetlemek mecburiyetindeyiz. Birileri tarafından denetlenmesi, yanlış yapanın karşılığında ceza mı alır, doğruyu yaparsa ödül mü alır? Bunların artık konuşulabilmesi gerekir. Bunların cezasını çekebilmesi gerekir. Vatandaş bunu gördüğü zaman isyan ediyor. Erkekler kendilerine bir dünya kurmuş, kadının orada yeri yok. Bir kenarında durabiliyorsun, mücadele edebiliyorsun, belki isminden söz ettirebiliyorsun. Ama neticede kadın erkek diye bakmıyorum olaya. İnsani duygular, dürüstlük, erdem, onur, şeref, güvenilir. Orada bir yemin güvenilir. Veriyorsunuz. O bir meslek değildir. O görevi alıyorsunuz halktan ve orada o görevi ifa edeceksiniz. Seçimi kaybetmek adına dahi olsa, milletvekilliğini kaybetmek adına dahi olsa, siz doğru yoldan şaşmayacaksınız. Zaman içerisinde halk bunu görecek ve size olan güveni artacaktır. Ben evet milletvekili olarak belki meclise geri dönmedim. Fakat o kadar tanımadığım kişilerden hala daha bugün oldu ve ben telefon alıyorsam, beni siyasetten uzak durmamam için çağırıyorsa hiç tanımadığım insanlar, gerçekten duygulanıyorum bazen. Ektiğinizi biçiyorsunuz bu noktada da yani. Ektiğinizi demek ki diyorum, insanların güvenmesi gereken kişilere ihtiyacı var. Demek ki bu ülkede dürüst insanlar varsa, çalışan yetenekli insanlar varsa, onları ön plana çıkarmak boynumuzun borcudur. Evet, vazgeçmememiz gerekir. Belki çok aktif olmam. Fakat bu konuda kadınları daha çok bilinçlendirmek adına, şu anda mensup olduğum partinin içerisinde belki bazı değişiklikler yapabilirim düşüncesiyle de elimden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğim. Aman ediniz. Onu söylüyorum. Aman ediniz. Şimdi bütün geldiğimiz noktada demin sevgili Tülay dedi ki kadın güçlü. Ama biz biliyoruz ki Tülay hep güçsüzlerle uğraşıyor. Çünkü bugün biz Tülay'ı buraya bankacılık sektörünü temsilen değil, sosyal sorumluluktaki gönüllü çabaları için davet ettik. Sen hep güçsüzün yanındasın. Ağırlıklı çocuk ama evet. Sen kadının da ne kadar zorda olduğunu görerek bu destekleri sağlıyorsun. Tanıklık ettiğin kesimde nasıl bir tablo var burada? Kadın tablosu, yani ezilen ve yardıma ihtiyacı olan kesim için soruyorum evet. Bunu.
şu anda zaten zihinsel engelli olarak adada tam bir istatistik yok ama 2500 tane sadece zihinsel engelli var. Tüm engelliler olarak da buna yani görmezler, işitme engelliler ve ortopedik olarak da 5000 tane var. Çok büyük. Şu anda yetersiz okullarımız. Niçin yetersiz? Devlete bağlı okullarımız şu anda yarım gün, 12,5 kadar eğitim veriyorlar. Anneler her daima yine eziliyorlar. Çünkü şöyle bir şey var, 3,5 yılda bu iş için çalıştık. Daha önceki partilere bu sıkıntılarımızı anlattık, meclise anlattık, gerekli milletvekillerine anlattık. Neydi derdimiz? Anne burada her zaman ezilen kişi. Çünkü hasta bir çocuğu var, zihinsel engelli. Anne işe gidemez. Öyle bir özel sektör yoktur ki çocuğunu bıraksın. Her an okul öğretmeni, doktoru aradığı zaman işini bıraksın, gitsin, gelsin. Anne ne yapıyor? 8'de okula getiriyor, 12.30'a kadar. Biz okulumuzda özel bir bölüm yaptık. O özel bölümde okulumuz derken izleyenler için onun açık adını söyleyeyim, da... Hastanenin arkasındadır okulumuz. Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi'dir. 65 tane zihinsel engelli çocuğumuz var. 0 yaşından 18 yaşına kadar. 18 yaş üstü Girne'de Karakum'da 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine gidiyor. Aynı şekilde onlar için de. Onlar ben hepsine çocuklarım diyorum. Yani yaşı ne olursa olsun. Çünkü gerçekten çok desteğe ihtiyaçları var. Anneler fazlasıyla tabii ki maddi manevi destek vermeye çalışıyorlar ama anneler de bunu her zaman da söylüyorum ekranları önünde de söylemeye devam edeceğim. Halen dahi zihinsel engelli okullarımızda hiçbirinde adada psikoloğumuz, dil terapistimiz, aile danışmanımız yok. Diyeceksiniz niçin? Çünkü anne zaten evde özverili, evde sağlıklı bir de çocuk var veya bir abla var veya bir abi çok var veya kardeş canım. Var. Çok zor iş. O çocuk düşünün zihinsel özürlü, özel eğitim gerektiren bir çocuğu var. Ona tabii ki daha fazla özverili davranıyor ama evdeki çocuk... Yaş farkı da az da eğer, anne onu da idare etmek zorunda. Çünkü biz baktığımızda istatistiklerde önümüze gelen, ben 10 yıldır bu işle gönülden ilgileniyorum. Evdeki sağlıklı çocuk da etkileniyor. Biz tabii. Niçin Milli Eğitim Bakanlığı'na diyoruz veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bizlere aile danışmanı verin. Niçin annelerle çocuk eğitim görürken sabah 8'den 12'ye kadar annelerle konuşsun. Talebiniz bu muydu? Rahatlatsın. Yani merkezde... Aileler için danışmanların tabii ki, görevlendirilmesi. Psikologumuz yok, dil terapistimiz yok. Ben ada genelinden bahsediyorum. Çünkü ben ada genelinde yardım ediyorum. Bulunmuyor mu, alınmıyor mu? Alınmıyor. Çünkü bütçemiz yok. Bizim Sibel Hanım her zaman için bütçemiz yok. Çünkü gereksiz zihinsel yere bütçemiz engellilere... yok. Kusura bakmayın yani 700'e yakın BRT çalışanı olacak. Öbür taraftan böyle bir okulda... Evet. İnsan alınamıyor. Bir siyasi rant Sibel Hanım biliyorsunuz yani Tabipler gereksiz Birliği yerlere başkanımız ne istihdam yapılıyor, gereken yerlere yapılmıyor. Evet, yazık, çok yazık. 5000 özürlü, evet. Yani toplumun neredeyse %2,5 civarı evet. Bir hesap evet. Yaptım. Ve gerçekten hani bunlar bizim aslında göz bebeklerimiz evet. Yani çok tabii ciddi ki. Bakmamız bu gereken. Bu bizim hükümetimizin şöyle bir şey politikasının yanlışlığı. Evet. Hükümet politikası olmak zorunda. Biz şu anda bilmiyoruz. Zihinsel özürlü çocuğumuz var. Evet, siz bana hiçbir istatistik belge yok. Çocuklarımız, ben devamlı Avrupa'da seminerlere de katılıyorum. Gönüllü olarak. Onun altını çizeyim. Çünkü hiçbir şeye bağlı değilim. Gönüllü olarak biletimi kesiyorum, gidiyorum ve o tezlerimi, öğrendiklerimi burada Milli Eğitim'de arkadaşlarla paylaşmaya çalışıyorum. Diyorlar ki, radyasyona bağlı olan anne baba, hamile durumunda muhakkak genlerde bir mutasyona uğruyor. Ve şu anda hiçbir siyasi politika, 10 yıldır hiçbir sağlık bakanlığı bunu açıklamıyor. Yani siz dikkat etmeniz lazım. Mesela bu neyi kapsıyor? Asker, polis, çünkü radarlara bağlı. Basın yayın, çünkü biliyorsunuz o frekanslar var. İnternete bağlı şeyler veya telefon, özel telefonlara bağlı şeyler. Tehlike altında. Yani hamile, yani hamile olduklarında genetik bozukluklar oluyor. Bu nedir? Bir önlem, bir şey almanız lazım. Bu konuda Tülay Hanım, ben de şeyi çok söylüyorum. Bu Down sendrom durumunu evet. Mesela çok üzülüyorum bu durumda. Çünkü bu esasında yani böyle bir çocuğa sahip olmayabilir o aile.
Orada tabii ki doktorun büyük bir sorumluluğu var böyle ve ihmal var maalesef. Evet. Şimdi anne baba onu fark etmeye, yani düşünemeyebilir. Ama böyle bir testi yaptırmayı doktor şart koşmalı. Yani evet. Down sendromlu bir çocuk anlaşılan hamilelik esnasında annenin karnında anlaşılıyor. Evet. Ve böyle bir doğum yapmak zorunda kalmıyor. Ne o çocuk ne de o aile o şeyle yaşıyor. Hala daha Down sendromlu çocuk biz doğum yapılıyorsa evet. Burada bence doktorların onun altında, o kontrol altında olan annenin, doktorunun da çok büyük sorumluluğu var. Yani bir doktor doğan bir bebeği Down sendromlu, yani ne yapalım Allah böyle istemiş gibisinden kucağına verip de şey yapamamalı. Evet. Klinikten yollatamamalı. En hani en önemli konu, çok ciddi bir sorunumuz bizim Kuzey Kıbrıs'ta. Koruyucu hekimlik ve halk sağlığına önem vermememiz. Evet. Biz koruyucu hekimliği unutmuş durumdayız. Bizim sağlık ocaklarımızda hiçbir kalp damarla ilgili bir koruyucu hekimlik uygulaması, eğitim, farkındalık yok. Halbuki bugün bir numarada insanları kaybettiğimiz hastalık kalp damar. Bizim kanserle ilgili düzenli bir tarama programımız yok. Halbuki bugün ikinci sırada kanser hastalıktan ölüm. Kanlara demek ki yeteri evet. kadar öyle mi dikkat edebilmek için veya bunu devlet evet. politikası haline getirmek için daha çok rakama tabii, gerek var. Obezite dünyada patladı, bizde de patladı. Ama bizim bu konuyla ilgili hiçbir devlet politikamız, koruyucu hekimlik ve halk sağlığıyla ilgili hiçbir çalışmamız yok. Paralel olarak diyabet. Diyabet aynı şekilde. Aynı konu zihinsel özürlüler için de geçerlidir. Çünkü normalde sağlık merkezlerinde, sağlık ocaklarında aslında yani belki insanlar ille de özel doktoru da olamayabilir. Devlette bunu, bu taramaları yaptırabilmeleri lazım. Annenin bilinçlendirilebilmesi lazım. Ve dediğiniz gibi çok haklısınız. O çocuğun dünyaya gelmemesi lazım. Anne baba eğer gerçekten radyasyona maruz insanlarsa hekimin onu uyarması lazım. Gerekli testleri yaptırmamız lazım. Yani bu toplumun her alanda genel bir sorunudur. Sadece zihinsel özürlükle ilgili değil, birçok hastalıkla ilgili çok ciddi bir konudur. Biz çok pahalı kanser tedavilerini yapıyoruz ama kanser taramayı yapmıyoruz. Çok pahalı anjiyolar ve kalp ameliyatlarını yapıyoruz ama onu önleyecek programları maalesef uygulamaya... Olmaması için bir çaba yok. Aynen. Yüzücü olan halbuki, o. Halbuki... İşten geçtikten sonra aynen öyle. Niye olmuş? Yani bu konu çok çok önemli çok bir önemli, konudur. Çok önemli, gerçekten çok ve önemli. Ve yani hani gelen haftada tıp haftası biz bu konuyu evet. da çok ciddi boyutta işleyeceğiz. Evet. Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı aslında... Sağlık Bakanlığı'nın ve devletlerin bir numaralı politikası olması Tabipler lazım. Tabipler Birliği olarak yeni başlattığınız bir girişim var bu konuyla ilgili. Biz belki de takip etmişsinizdir. Ya örneğin 3 ay önce kadar kıyı kirliliği ve şeyle ilgili, Mausa'daki limanla ilgili bir sempozyum yaptık. Bu da koruyucu hekimliktir. Yani bugün limanda, Mausa limanında kaldı ki yani çok antik, hani bizim için çok değerli bir liman ama o kadar kötü bir durumda ki işte çimentolar, böyle tozlar uçuşarak yükleniyor. Efendim hububatlar öyle, diğer taraftan şeyler kaldırılıyor, atıklar bilmem neler, ya inanılmaz ve oradaki işçilerin ciddi bir sağlık sorunu var. Yani gittik böyle şok olduk, bizi sendika çağırdı, dedi ki bir sürü kanser vakası var dedi. Doktor hanım dedi, biz dedi ne yapacağımızı bilemiyoruz dedi. Özellikle orada. Özellikle orada. Ve evet. düşünün ki Mausa'nın sanırım Afet Hanım daha iyi bilecek çok büyük bir kesimi o bölgede yaşıyor. Ve çok yakında ilkokul var. Öğretmenler var orada. Birebir yani sağlıkla ilgili bir konu. Ha, işte bu koruyucu hekimliktir. Eğer ki siz devlet olarak bunu biliyorsanız ve bunun önlemini almıyorsanız koruyucu hekimlik ve halk sağlığı demek ki bu ülkede yok. Evet. Kıyı kirliliği aynı şey. Yine bir ay kadar önce çevreseller ve kanser diye bir sempozyum yaptık. Gıdayı özellikle ele aldık. Gıdada da şu anda çok ciddi sorunlarımız var. Yani tamam bir takım denetlemeler falan yapılıyor ama daha temelden bir takım önlemlerin, sistemden önlemler alması lazım. Yani bugün sertifikalı ürün diyoruz. İşte ürünün aslında adaya girerken veya tarladan çıktığı zaman sertifikalı olması gerekiyor. Zirai zehirlerin reçeteyle veya yetkilendirilmiş insanlar tarafından kullanılması gerekiyor. Tabii. Yani biz hep işte şey denetleyelim ama %100 denetleyemezsiniz. Yani ilaç maydanozun piyasada hayır, olmaması deniliyor gerekiyor. Ki biz çok denetleme yapıyoruz. Tamam güzel, gerçekten son dönemlerde çok denetleme yapılıyor.
Başka ülkelerde çok denetleme yok. İhtiyaç yok. Çünkü sertifikalı ürün giriyor. Zaten o önceden denetlenmiş durumdadır. Nokta atışı işte 2-3 ayda bir şeyi denetler. Bulursa da bir daha o ürünü sokmaz. Ama yani biz %100 her şeyi denetlesek bile yine yeterli olamayız. Ya da yasal düzenlemeler onu ona yaptırttırmaz. Evet. Şu an yani cesaret ettirmez. O kadar ağırdır ki. Aynen öyle. Yani gıda ve yem yasasının mecliste olması, hal yasasının mecliste olması. Neyse ki mecliste. Evet. Ve maalesef bir türlü bakanlıktan yasayı getirtemedik. Ve üstelik bazı belediye başkanlarıyla bazı komisyoncular bu hal yasasının geçmesine karşı çıktılar. Yani yine bakın gelin şeye geliyoruz yani. Ama şu elimden geldiği kadar o hal yasasının meclisten çıkması için uğraştım ama dediğim gibi bir kişinin görüşü, bir kişinin uğraşı yetmiyor. Bu işte hangi siyasi parti olursa olsun meclisteyseniz eğer halkın faydası için, halkın yararına birlikte bir işbirliği içerisinde çalışma içerisinde olmanız gerekiyor. Birbirinizi denetlemeniz gerekiyor. Doğruları yapmak adına uğraş vermeniz gerekiyor. Cebinize dokunsa da doğruyu destekleyebilme azmini gösterebiliyorsanız zaten sistem arızaları otomatikman ortadan kalkacak işte. Değil mi? Ne sahtekar kadınsın sen. Sensin sahtekar. Şimdi niye sahtekar? Niye sahtekarsın? Bence şeyden sonra, reklamdan sonra. Hadi bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım.